Ağustos'un ilk gününden merhaba. Ben Melek Doğan. Ağustos'a giriş yaptık. Temmuz bana göre çok çabuk geçti. Belki tatilde olduğum içindir bilemiyorum. Umarım sizin için de güzellik ve mutlulukla geçmiştir. Geçen haftanın etkileri yeni ayın etkileri bu haftada devam ediyor. Bahsettiğim Uranüs-Mars Kuzey Ay düğümü kavuşumu bugün özellikle tam partil kavuşumda. Haritalarını bilenler 18 derecede gezegenleri olanlar artı eksi 5 derece tabii ki değişen derecelerde gezegenlerini bilenler bu kavuşumdan çok etkilenecekler. Hayatlarında bir dönüm noktası olabilir. Hayatlarını bambaşka bir yerde, bambaşka bir oluşumla karşılayabilirler. Umarım hepimizin hayrına olur. Aslında şöyle bir şey var. Boğa burcunun özelliği bu. Biriktirip biriktirip patlatma. Aslında büyük bir ihtimalle hepinizin hayatında böyle bir doldurup değiştirmek isteyip hayır demek istediğiniz noktalar vardır. Bunlarla ilgili bugüne kadar söylemediğiniz, hayır diyemediğiniz, koparıp atamadığınız, bitiremediğiniz bazı şeylerin artık dönüm noktasına geldiğinizi gösteriyor aslında. Bu da bu hafta bu kesinleşen keskin açıyla birlikte, kavuşumla birlikte daha net ortaya çıkacak. Hayatınızda biraz sonra anlatacağım burç evlerinizde yaşayacağınız ani değişimler, ani gelişmeler, ani ortamlar göreceğiz. Umarım hepimiz için hayırlı olacak. Aslında hayırlı olacak gerçekten. Evet, belki çok uzun süredir yaşadığımız bir ortamı bırakacağız, birini bırakacağız, belki bir işi bırakacağız ama inanın hepimiz için hayırlı olacak. Değişim her zaman gereklidir, değişim her zaman iyidir. Hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum. 4 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Aslında Merkür'ün Başak Burcu'nda kendi evi, rahat ettiği yer. Burada ticari anlamda, eğitimde, girişimlerde, düşüncelerde, fikirlerde zekice davranacağız. Daha eleştirel bir yapıda olma ihtimalimiz var. Karşı tarafı da eleştireceğiz, kendimizi de eleştireceğiz ama sonuçta düzgün, doğru kararlar verip yeni başlangıçlar yapabiliriz. Bunu da burç burç anlatacağım. Evet, şimdi burç yorumlarıyla devam edelim. Sevgili koçlar, yükselen burcu koç olanlar, 2 Ağustos'ta tam kavuşumda olan Uranüs-Mars Kuzey Ay düğümü kavuşumu sizin para kaynaklarınızda, para evinizde, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ani alım satımlar, ani harcamalar, gelir gider arasındaki dengesizlikler, burada çıkacak pürüzler ya da ani olaylar bu haftada gündeminizde olacak. Başak Burcu'na geçiyor Merkür. 4 Ağustos'ta bu da sizin günlük rutin işlerinizde, iş yerinizde, iş arkadaşlarınızda, iş çevrenizde, iş ortamınızda değişiklikler, girişimler, yeni olaylar, bu konularla ilgili yeni fikirler ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili konular gündeminizde olabilir. Yeni bir rutine başlayabilirsiniz, diyet yapabilirsiniz, spor yapabilirsiniz. Yani burada kendinize düşünecek, size iyi gelecek bir şeylere karar verebilirsiniz. Mars Satürn karesi var hafta sonu. Bu da yakın arkadaş, sosyal çevrenizle ilgili gelecek rekabet, engelleme, problem ya da parasal açıdan sizi kasacak olayların gerçekleşmesi demek. Umarım güzellikle gelir bu hafta size. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olanlar, istekleriniz, fikirleriniz, kararlarınız, iş görünüşünüzle ilgili girişimler, ortamlar, ani, fevri, öfkeli girişimler olabilir 2 Ağustos'la birlikte. Zaten bugünlerde yaşamaya başladınız bunun etkilerini. Merkür Başak Burcu'nda sizin eğer bekarsanız yeni bir aşka, yeni bir partner ilişkisine girmenize sebep olabilir. Güzel, olumlu açılar var burada. Evliyseniz çocuk olayında, çocuk düşünenler için çok olumlu. Şans oyunlarında, kazançlarda olumlu, yeni, zekice, akıllıca yatırımlar ve ortamlar, yeni olaylar mevcut. Güzellikle gelsin inşallah. Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler burcu olanlar, 2 Ağustos'ta tam kavuşumda olacak Uranüs, Mars, Kuzey Ay düğümü kavuşumu sizi arkadan dönen işler, gizli olaylar, sağlık problemleri konusunda ani olaylarla karşılaştıracak maalesef. Burada ani olaylar, ani gündemler mevcut olabilir. Merkür sizin konfor alanınızda, evinizde, yuvanızda. Burada yapılacak yeni bir atılım, alım, satım ya da tadilat, değişim, buradaki bir fikir, yeni bir girişim, yeni bir ortam yaratacak sizlere.
Umarım güzellikle gelsin. Hafta sonu gerçekleşecek olan Mars Satürn sizi fikir açısından sorgulamaya, çatışmaya, farklı konulara itmeye sebep verebilir. Burada hukuki konularda haberler, çatışmalar ya da sert açılar, sert konular alabilirsiniz. Umarım hayrınızda olur. Sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar, 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Mars-Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu sizi sosyal çevrenizde, kariyerle ilgili kazançlarınızda, yeni çevreyle ilgili girişimlerde, yeni insanlarla tanışmalarda bu tür konuları tetikleyen bir açı mevcut. Burada ani haberler, ani olaylar, ani gelişmeler duyabilirsiniz. 4 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor ve burada sizin imza, anlaşma, sözleşme, burada yakın çevreyle ilgili konularda sıklık, artış. Burayla ilgili yeni fikirler, yeni girişimler, ticaret ya da eğitimle alakalı yeni güzel ortamlar sunacak size. 7 Ağustos Mars Satürn kare açısı var. Ortaklık kazançlarda çatışmalı, engelli, gergin, biraz çatışmalı bir ortam verecek size. Umarım hayrınıza gelişir bu hafta. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar, 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Mars-Uranüs Kuzey Ay Düğümü kavuşumu sizi kariyer, ünvan, gelecek, farklı bir ortam, burada karar vereceğiniz belki medeni durumunuzda bir değişiklik, çalışandınız, müdür, kıdem atlama, bu tarz şeylerde ani başlangıçlarla karşılayacak, ani ummadığınız sonuçlar görebilirsiniz. Merkür Başak Burcu'nda sizin para alanınızda, para kazançlarınızda, harcamalarınızda düzen, tertip ve girişimlerde daha akılcı, daha mantıklı kararlar verme ve güzel yeni girişimlerde bulunma zamanı. Kazançlarınız, anlaşmalarınız bu yönde yeniliklerle oluşacak. 7 Ağustos'ta Mars Satürn karesi evli aslanlar için aman dikkat diyorum. Sorumluluklarınız artabilir. Burada sıkıntılı, zorlayıcı ortamlar olabilir. Biraz çatışmalı ortamlar, ortaklı işleri olan aslanlar için de aynı şey mevcut. Burada da birazcık girişimlerde, ortaklı olaylarda gergin, buyurgan, daha böyle sert, çatışmalı etkiler mevcut. Umarım hayrınıza gerçekleşir bu hafta. Sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar, 2 Ağustos'ta gerçekleşecek Uranüs-Mars Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sizi çevre değişikliği, hukuksal konularda ani haberler, yurt dışı taşınma, ani programlar, ani planlarla karşılayabilir. Merkür Başak Burcu'nda sizin evinizde, fikirlerinizde, düşüncelerinizde, girişimlerinizde akılcı, mantıklı yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yenilikler için çok uygun bir zaman. 7 Ağustos'ta Mars Satürn kare açısı mevcut. Bu da iş çevreniz, çalışma ortamlarınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili kısıtlamalar, sorumlulukların çoğalması ya da çekişmeli ortamların gündemde olması gibi konular gündeme getirebilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar, 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan kavuşum, Uranüs-Mars Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sizi ameliyatlar, ortak kazançlar, krizler, ortaklı yaptığınız işler konusunda ani olaylarla karşılayabilir. 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Merkür Başak Burcu'na geçişiyle sizin rüyalarınızda bir çoğalma, geçmişe dönüş, geçmiş konuları gündeme getirme, ruhunuzla ilgili sıkıntılı ortamlar ya da gelişmenizi sağlayacak ortamlarla karşınıza çıkabilir. Mars Satürn karesi parasal konularda riskli yatırımlardan uzak durmanızı söylüyor. Buradaki Bitcoin ya da borsa kısmında, yani bilmediğimiz ortamlarda kazançlarınıza, yatırımlarınıza, şans oyunlarına lütfen dikkatli olun. Dikkat edin. Cinsellik konusunda da korkular, kısıtlamalar tetiklenebilir. Burada sıkıntılı ortamlar yaşayabilirsiniz. Umarım hayırlı bir hafta geçirirsiniz, iyi bir hafta geçirirsiniz. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olanlar, 2 Ağustos'ta kavuşumda olacak olan Uranüs, Mars ve Kuzey Ay Düğümü sizi evlilik kararı alma ya da boşanma kararı almada, yeni bir ilişki başlatma ya da sonlandırma kısmında, ortaklık ortamlarda
anlaşma ya da anlaşmaların sonlanması gibi ani olaylarla karşılayacak sizi. 4 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Bu da sizin plan, program, sosyal çevreyle ilgili ortamlarda, kalabalıklarda, hayallerinizde, fikirlerinizde güzellik, yenilik, yeni başlangıç demek. Burada güzel ortamlarla karşılaşacaksınız. Evli akrepler Mars, Satürn karesi aldıkları için evliliklerinde aileyle ilgili konularda çatışmalar, anlaşmazlıklar, büyüklerle ilgili gergin durumlarla, zorlayıcı ortamlarla karşılaşabilirler. Umarım güzel hafta geçirirsiniz. Umarım güzellikle gelir size. Sevgili yaylar, yükselen burcu yay olanlar, 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan kavuşum, Uranüs-Mars Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sizi günlük rutin işlerinizde, iş alanlarınızda, iş arkadaşlarınızla olan ortamda, çalıştığınız yerlerde ani değişikliklerle karşılayacak. Burada ani gelişmeler, ani haberler olabilir. Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesi kariyer ortamında yeni fikirler, yeni projeler, iş bağlantıları, yeni ortamlar sağlayacak size. 7 Ağustos'ta oluşacak Mars-Uranüs sizi geziye çıkmak istiyorsunuz ya da bir eğitime başlamak istiyorsunuz, bir ticarete başlamak istiyorsunuz. Burada tedirgin ve zorlayıcı, sizi kısıtlayan ortamların olacağını gösteriyor. Burada biraz daha dikkatli olun lütfen. Güzel bir hafta diliyorum size de. Görüşmek üzere. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, 2 Ağustos'taki kavuşum sizi aşk alanında, şans oyunlarında, ani geliş gidiş, ani olaylar, ani ortamlarla karşılayacak sizi. Buralarda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Hani ne geleceği tam belli olmayan ortamlar mevcut. Merkür Başak Burcu'na geçişiyle sizin yurt dışı işlerinizin yoğunlaşması, haberlerin gelmesi, eğitimle ilgili konuların, seyahatle ilgili gelişmelerin, fikirlerin, konuşmaların daha bir yoğun olacağı zamanlar diye gösteriyor. 7 Ağustos'ta Mars-Satürn karemiz size parasal açıdan ani harcamalar, kısıtlamalar, zorlu ortamlar gerçekleşebileceğini söylüyor. Buralarda biraz dikkat edelim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili kovalar, yükselen burcu kova olanlar, 2 Ağustos'ta gerçekleşecek olan kavuşumda kökten gelen aileyle ilgili ani değişimler, ev alım satımı, burada taşınma, aileyle ilgili kararlar gündeminizde olabilir. 4 Ağustos'ta Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte ortaklı parasal konularda yeni fikirler, yeni yatırımlar, kredi ya da bu tarz olaylar, yeniliklerle olumlu şekilde karşılayacak sizi. 7 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Mars-Satürn karesi aile içinde çatışmalı, zorlayıcı, engel koymanızı gerektiren, sizinle alakalı bir engel olan çatışmalı konular gündemde olabilir. Biraz serbest bırakın buraları, biraz gerginliğinizi azaltın bu konularda diyorum. Hafta güzel geçsin inşallah.